TV8 ekranlarında 8'e sağlık tüm hızla devam ediyor ve şimdi konuğumuz doçent doktor Emin Özcan. Kendisi nöroloji uzmanı. Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk. Hoş geldiniz. Merhaba, hoş bulduk. Nasılsınız? Teşekkür ederim. Siz nasılsınız? Sağ olun hocam, bizler de iyiyiz. Hocam bugün çok toplumda da çok yaygın, çok da bildiğimiz hani kulak olarak hani çevremizde olmasa bile gerek sosyal medyadan gerek televizyonlardan çok duyduğumuz bir hastalık grubu aslında. MS. Evet. Kısa adıyla MS hastalığından konuşacağız. Hmm. MS nedir hocam? Multiple skleroz uzun adı. MS halk arasında bilinen adıyla MS. Merkezi sinir sistemine, bağışıklık sistemimizin merkezi sinir sistemindeki beyin ve omurilik sinir kılıflarına saldırdığı, onları yabancı bir madde gibi algıladığı bir hastalık. Yani kısaca merkezi sinir sisteminin bir hastalığı diyebiliriz. Beyin ve omuriliğin hastalığı. Hocam, MS hastalığının belirtileri nedir? MS hastalığı görme kaybı, tek gözle görme kaybı, bulanık görme, çift görme, dengesizlik, yürüme güçlüğü, konuşma bozukluğu, idrar kaçırma gibi şikayetlerle genellikle başvururlar ve hastalık seyrinde de bunları görürüz. Peki MS'de yani daha çok görme gruplarını açabilir miyiz hocam? Daha çok kimlerde gözükür? Daha çok maalesef genç erişkinlerde daha fazla gözüküyor. 20-40 yaş arası bayanlarda özellikle kadın cinsiyette daha fazla. Yaygınlık bayanlarda daha çok? Evet, kadınlarda daha 2-3 kat kadar daha fazla gözüküyor ve genç erişkinlerde daha fazla gözüküyor. Kuzey Amerika'da daha fazla gözüküyor. Orada travma sonrası yani trafik kazaları ve diğer travmalar sonrası özürlülüğün en sık nedeni. Ama genç erişkin grubunda tabii. Türkiye'de o kadar fazla gözükmüyor ama giderek sıklığının arttığını söyleyebiliriz. Bu arada hani konum öncesinde sizle sohbet etmiştik. Ben travmadan dolayı bir MS grubu olduğunu bilmiyordum. Yeni öğrendim Yok, sizinle beraber. Travmadan sonra yani travma, trafik kazaları evet, falan özürlülüğe yol açıyor ya. Ondan sonra en sık özürlülüğe yol açma nedeni Kuzey Amerika'da. Kuzey Amerika tarafında. Bizde evet. Çok yaygın. Bizde o kadar değil. Yaygın değil. Ama çok. Sıklığı giderek artıyor maalesef. Artıyor. MS hastalığının tanısını nasıl koyuyoruz hocam? MS hastalığının tanısını mutlaka MS konusunda uzmanlaşmış, deneyim sahibi bir nöroloji uzmanı tarafından konulması lazım. Özellikle bu konuda MR altın standart. Yani MR olmazsa olmaz, özellikle ilaçlı MR çekilmesi ve ilaç tutup tutmadığı lezyonların bakılması lazım. Bazı durumlarda belden sıvı alarak bazı incelemeler, spesifik incelemeler yapılması gerekiyor. MS tanısı ama altını bir daha çiziyorum. MS konusunda deneyimli nöroloji bir uzmanı tarafından konulması gerekir. Yani bizde genelde öyle bir kanı vardır. Hemen bir bakışta böyle toplumda da vardır hocam. Dediğiniz çok doğru. Kendisinin uzmanı olduğu doktorun tanı koyması çok önemli. Tabii tabii. O yüzden bunun altını çizerek söylerim. Çünkü genel olarak toplum olarak biraz hemen tanı koymaya evet. Şey hazırız yani. Özellikle de çok sık görülen bir hastalık değil. Yani diğer nörolojik hastalık, migren gibi, beyin damar tıkanıklıkları gibi hastalıklara göre biraz daha az görülüyor. O yüzden bu konuda spesifikleşmiş, uzmanlaşmış bir nöroloji uzmanının tanı koyması daha uygun olur bu hastalarda. Peki hocam tedavisi mümkün mü? MS'in tedavisi mümkün. MS tamamen ortadan kaldıramıyoruz şu anki şartlarda maalesef ama hastalığın gidişatını yavaşlatabiliyoruz, şikayetleri toparlıyoruz, yavaşlatabiliyoruz, durdurabiliyoruz. Tamamen ortadan kaldırmak mümkün değil hastalığı ama yaşam kalitesini çok arttırıyoruz. Özellikle yeni gelişen tedavilerle bu MS hastalığı eskisine göre çok daha kontrol altına alınabilir bir hastalık. Yani tedavisi mümkün, tamamen ortadan kaldırmak mümkün değil ama hastalığın gidişatını çok yavaşlatıyor ve bazen durduruyoruz. Şimdi hocam kadınlarda daha çok görülüyor dedik. MS hastası olan kişilerde çocuk sahibi olabiliyor mu? Tabii ki çocuk sahibi olur. Olmalarını da teşvik ediyoruz. Gebe kalmaları, gebelikte gebeliğin bir koruyucu etkisi var MS ataklarına karşı. O yüzden gebelik koruyucu. Çok gebe olanlarda, çok çocuk sahibi olanlarda biraz daha iyi seyrettiğine dair yayınlar var. Çocuk sahibi olabilir, evlenebilir. MS hastalarının bu konuda bir engel teşkil edecek durumları yok. Tabii hastaların durumuna göre bunu doktorunun izniyle, doktorunun kontrolünde beraber kararlaştırarak gebe kalmalarını tavsiye ediyoruz. Çünkü bazı ilaçlar, MS'de kullanılan ilaçlar gebelikte kullanılamıyor. O yüzden mutlaka doktorlarıyla koordineli bir şekilde gebe kalabilirler hastalarımız. Hocam beslenme hayatımızda çok çok önemli olan bir şey. Burada MS hastalarının beslenme şekilleri ne olmalı? Evet. Nasıl olmalı?
MS biliyorsunuz bahsettik kronik bir hastalık. Devam eden, süre giden bir hastalık. Sonuç olarak bu her türlü süre giden kronik hastalıkta olduğu gibi sağlıklı yaşam, sağlıklı beslenme biçimi çok önem arz ediyor. Aslında diğer kronik hastalıklarda önerdiğimiz sağlıklı yaşam biçimi davranışları, beslenmeler önemli. Özellikle tuz burada önemli. Dünya Sağlık Örgütü'nün önerdiği 5 gram yani bir çay kaşığı tuz sınırını çok aşmamalarını öneriyoruz. Çünkü tuzun kötüleştirebileceğine dair bazı yayınlar var MS hastalığını. Ayrıca katı yağlar, margarin ve buna benzer doymuş yağlar çok fazla istemiyoruz. Hastalarımızın daha zeytinyağı, özellikle soğuk sıkım organik zeytinyağlarını tüketmeleri, daha çiğ organik ceviz, D vitamininden zengin balık tüketmelerini özellikle öneriyoruz MS hastalarımızda. Şimdi hocam, dünyayı etkisi altına alan COVID hastalığı var biliyoruz. Bir de bunun aşısı çıktı. MS hastaları aşı yaptırabiliyor mu? Evet. MS hastaları aşı yapabilirler, yaptırabilirler. MS hastalığında aşının bir sakıncası olmadığını düşünüyoruz. Elimizde veriler kısıtlı ama Dünya MS Federasyonu Amerika'da şu an kullanılmakta olan mRNA aşılarının kullanımına izin verdi MS hastalarında. Bizim kullanmakta olduğumuz, ülkemizde kullanılan inaktif ölü COVID aşıları da daha nispeten güvenlik profili yüksek aşılar. O nedenle biz de hastalarımızda, MS hastalarında aşının kullanılabileceğini söylüyoruz soran hastalarımıza. Hocam merak ettiğim bir iki soru var, onları da ben tabii sormak istiyorum. Genetik bir faktör var mı hocam? Yani ırsi dediğimiz bir geçiş olabiliyor mu? Genetiğin etkisi var ama bazı genetik hastalıklar var. Annede varsa çocukta görülür veya babada varsa çocukta mutlaka görülür dediğimiz o kadar yoğun bir geçiş yok. Ama MS hastalığına sahip olan kişilerin yakınlarında, birinci derece akrabalarında kısmi artmış bir risk söz konusu. Ama bu diğer genetik hastalıklar gibi çok ciddi bir boyutta değil. Onu vurgulamak lazım. Yani MS, evet genetik bir hastalık, genetik bir geçişi var. Yakınlarında birazcık daha fazla gözüküyor. MS hastalarının MS görülme riski artıyor. Ama bu ciddi oranda değil. Hocam programımızın başında belirtileriyle ilgili birkaç şey söylediniz ama acaba karışır mı diye ben de siz anlatırken bende de var mı acaba hani gözle alakalı bir şeyler söylediniz falan. Bunu biraz açmak istiyorum. Hani biraz daha belirtileriyle alakalı tabii seyircilerimizin merak ettiği konular. Biz çünkü MS'i tanımlarken genelde işte kas grubunun hareket kabiliyetini azaltması. Mesela değerli bir sanatçı bir dostum var. O ilk ayağında bir aksama olduğunda anlamış. Evet, evet. Ve doktora öyle gitmiş. Çünkü bizim en önemli sorunlarımızdan bir tanesi tüm hastalık grupları içinde geçerli bu. Erken tanıyla alakalı. Burada aynen da erken tanı çok önemli değil mi? Erken tanı çok önemli. Şimdi MS merkezi sinir sisteminin bir hastalığı dedik. Yani beyin ve omuriliğin sinirlerini özellikle etkiliyor. Dolayısıyla yürüme, denge bozukluğu gibi şeyler çok önemli ama görme problemleri MS'de çok fazla gözükür. Özellikle genç yaş grubunda tek gözde bulanık görme veya görme kaybı gibi bir şikayeti varsa hastalarımız, bu şikayeti bir gün sürdü ve geçti ise bile doktora mutlaka gitsinler. Geçti diye doktora gitmemezlik yapmasınlar. Hastanemiz özellikle pandemi koşullarında her türlü hijyen tedbirlerinin alındığı bir ortam. Bunu ihmal etmemelerini çok mutlaka öneriyorum. Çünkü erken teşhis, erken tedavi demek. Erken tedavi eğer ileride özürlülük gelişecekse bu özürlülüğün çok 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 ertelenmesi ve önüne geçilmesi demek. Erken tedavi çok önemli. Pandemi koşulları hastaneye gitmelerini engellememeli hastalarımızın. Çok önemli. Her türlü tetkik hastanelerimizde yapılıyor. Bu sizin gibi bir uzmandan da bir hekimden bunu duymak çok çok önemli hocam. Hı-hı. Çünkü pandemide hepimiz için geçerli olan bir şey oldu. Hepimiz hastaneye gitmeyi korktuk. Evet. Halbuki hastanelerimiz zaten her zaman sterilizasyon en yüksek yerlerdi. Hı-hı. İşte filtre sistemleri olsun, işte maske sistemleri her zaman evet çok daha iyiydi. Kaygı oluştu. Gidemedik, gitmedik. İhmaller çok oldu. MS de ihmale gelecek bir hastalık değil. Hızlı ilerleyen bir seyir var değil mi? Yani hastanemizde her türlü doktorlarımız en yoğun tedbirlerini alıyorlar. Diğer birimlerimiz, MR birimlerimiz, görüntüleme birimlerimiz her türlü en ileri hijyen tedbirlerini alıyor ve her türlü tetkik hiç aksamadan yapılıyor. Bu konuda hiçbir şikayetlerini ertelememelerini istiyorum. Özellikle buna benzer mesela genç bir bayan hasta tek gözle görme, bulanıklık görme şikayeti varsa geçse bile hastaneye ivedilikle
mümkün olan en kısa zamanda başvurup bir değerlendirmeden geçmesi lazım. Peki Aygün Hocam, senin merak ettiğin konu var mı? Aslında yaşla alakalı merak ediyorum ben. Kaç yaş arası? 20-40 yaş arası özellikle bahsediyoruz. 20-40 yani genç yaş. Erişkin yaş. Ama 20 yaşından önce de gözükebiliyor. 14 yaşında, 15 yaşında gözüken çok fazla vaka var. Ama genel itibariyle 20-40 yaş arası 20-40 genç erişkinleri etkileyen, 20'li 30'lu yaşlarındaki daha çok kadınları, ama erkeklerde görülmüyor anlamına gelmemeli. Özellikle vurguluyoruz kadınları ama erkeklerde de görülebiliyor. Mutlaka bu yaşlar arasında dikkatli olmak belirtiler lazım. Varsa, belirtiler varsa dikkat etmemiz ihmal gerekiyor. Etmemek gerekiyor. Fizyonomi olarak hocam, bir arkadaşımdan da hissettiğim ve duyduğum kadarıyla onu anlatmak istiyorum. Kas kaybı diye bir şey var mı hocam? İlk başta belirtilerde kaslarda küçülme, yani fiziksel olarak görüntüde işte bacak kasları, kol kaslarının incelmesiyle alakalı böyle bir belirtisi var mı? Yok. Bu hastalıkta kas da atrofi diyoruz, o bahsettiğiniz kas kaybı. Çünkü merkezi sinir sisteminin hastalığı. Yani beyin ve omuriliğin hastalığı olduğu için bunlarda çok fazla kas erimesi, kas kaybı görmüyoruz. Bunlar, o kas kaybı daha çok periferik sinir sistemi hastalıklarında görüyoruz. Periferik sinir sistemi hastalıklarında, yani motor sinir, ALS gibi hastalıklarda daha çok atrofiler, kas gücü kaybları oluyor. Bunlar da merkezi sinir sisteminden, beyinden geliş olduğu için kas gücü kaybı olur ama tonus artışı dediğimiz, yani kasılmasında, gevşemesinde problemler görürüz. Kas kaybı atrofi olmaz. Beklediğimiz bir şey değildir yani, atipik vakalar dışında. Peki hocam, çok teşekkür ediyoruz. Zaman su gibi aktı gerçekten. Çok da aydınlatıcı, güzel bilgiler verdiniz. Yeni bilgiler de öğrenmiş olduk sayenizde. Tedavi yöntemlerini de bahsettiniz. Çok teşekkür ederiz. Ben teşekkür ederim. Çok güzel bir program oldu. Sağ olun hocam. TV8 ekranlarında 8'de Sağlık'ta konuğumuz doçent doktor Emin Özcan'dı. Kendisi nöroloji uzmanıydı. Bugün de MS hastalığını konuştuk. Çok faydalı bilgiler aldık kendisinden. Bir kez daha teşekkür ediyoruz. 8'de kalın, sağlıkla kalın diyoruz. Bizimle kalın.